Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP hükümeti bu son iktidar dönemi için diyor ya, bizim ustalık dönemimiz. Evet, bazı AKP'liler de yolsuzlukta, hırsızlıkta, haksızlıkta ustalaştılar. Ona el hak, doğrular. Şimdi bakınız, geçtiğimiz günlerde burada mülakat yolsuzluğunu açıklamıştım. Mülakattaki bu yolsuzluk değil miydi? Haksızlık değil miydi insanların emeklerini çalmak? Şimdi bakın arkadaşlar, oradan laf atmayın, olmaz. Gene laf atmayın. Şimdi ne oldu? Bu buğday fiyatları da bir haksızlık değil mi? Bir emek hırsızlığı değil mi? 22 seneden bu yana AKP iktidarı sayesinde ve AKP iktidarında destekleyen Sayın Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar geçtiğimiz günlerde buğday maliyetini 10 lira 87 kuruş açıkladı. 10 lira 87 kuruş. Şimdikilerin açıkladığı fiyat maliyeti bile karşılamıyor. Çiftçileri temsil ettiğini iddia eden Sayın Şemsi Bayraktar'ı istifaya davet ediyorum. Üreticiyi temsil ediyorsa, köylüyü temsil ediyorsa istifa etmeli. Şimdi gelelim bir başka haksızlığa, bir başka vurguna. Diyorum ya, AKP iktidarında bazı AKP'liler, AK Partilileri tenzih ediyorum. Ama bazı AKP'liler de hırsızlıkta, yolsuzlukta ustalaştılar. Geçtiğimiz günlerde bir et vurgunundan bahsetmiştim. Ama vatandaşlarımız ya da bazı AKP'liler bu kadar haksızlığa, yolsuzluğa, vurguna alıştıklarından bunu nedense çoğu kimse üstüne almadı. Yerli üreticiyi bitiren, Türk tarımını bitirmeye ant etmiş, yemin etmiş AKP iktidarı döneminde geçtiğimiz zamanlarda, yıllarda et ve süt kurumu güya sözde tüketiciye, fakir fukaraya, dar gelirliye, memura, emekliye ucuz et getirmek, yedirmek bahanesiyle et ithalatına başladı. Fakat nedense yaptığımız bu açıklamaya yeterli cevabı veremedi. Ancak yandaş gazetelerde et fiyatları %10 ucuzladı diye halka müjde verdiler değerli dostlar. Bakın, onu şöyle açıklamıştım ben. Et süt kurumunun kilosu 4 dolara 128 liraya ithal ettiği canlı hayvanlar soframıza en ucuz haliyle 600 TL'ye geliyor. Kurulan vurgun çarkıyla aradaki devasa kar et baronlarının cebine girerken vatandaş yine kasabın önünden geçemez hale geliyor. Bir de bunun karkas et ithalatı var. Karkas et simsarları da et süt kurumundan kilosu 250 TL'den aldıkları tonlarca tır, sayısız tır eti vatandaşa ucuz fiyatla satmak yerine el altından tüccarlara peşkeş çekiyorlar. Şimdi bakınız, et süt kurumu ithal hayvan ve karkas etleri hangi büyük firmalara verdiğini sır gibi saklarken rekabet kurumu da ısrarla sorularımıza rağmen dedi ki 11 bu konuda adı bu yolsuzluğa bulaşan 11 et firmasını incelemeye aldık dedi. Israrlı sorularımıza ne et ve süt kurumu genel müdürü benim şahsen aradığım telefona ne o cevap verdi ne de rekabet kurumu başkanı diyor ki incelemeye aldık. Ne zamandır? 6 aydır. 6 aydan beri inceleme altındaki bu firmalar neden açıklanmıyor? Yoksa orada da geçtiğimiz günlerde bahsini ettiğimiz mülakat yolsuzluğunda işe alınan bir takım çapsız, yetersiz görevliler mi görev yapıyor da bu 6 ayda bir türlü firma adını açıklamıyorsunuz? Yoksa bir ortakçılığınız mı var? Şimdi değerli dostlar, bu meseleyi sulandırmak için işte et süt kurumu geçtiğimiz günlerde 10 TL şey %10 ucuzlattık dedi. Peki 250 TL'ye getirdiğiniz karkas et nasıl oluyor da vatandaşın önüne gelene kadar 580 TL'ye çıkıyor? Bugüne kadar bu et ve süt firmaları, et süt kurumundan getirilen tonlarca tır etten kim ne kadar vurgun vurdu? Neden bu bir türlü açıklanmıyor? Bunların içerisinde AKP'li eski milletvekili ve bakanların da ismi geçiyor. Yoksa ondan mı açıklamaktan çekiniyorlar? Şimdi düşünün, bir firma 40 tır, 50 tır karkas et alıyor. 40 tır et biliyor musunuz? 1000 ton yapıyor. 1000 tonun 100 tonunu kendi marketlerinde sunuyorlar. Geriye kalan 900 tonu et tüccarlarına pazarlıyorlar. Düşünün aradaki vurgunu düşünün değerli dostlar. Bugüne kadar bunun üzerine yapmış olduğu açıklamalara bir türlü bir cevap verilemedi. Ne et süt kurumu cevap verdi, ne
Sayın Öztürkmen tamamlayın. Başkan bir dakika daha rica ederim. Biz bu evet bu firmaların neden oradan ortaksınız mı var? Neden bağırıyorsun? Bak senden başka hiç bağıran yoktur burada. Bir menfaatin mi var? Niye burada sesini çıkaran yok senden başka? Vur 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 yana başladın oradan sen. Değerli dostlar ben buradan Et Süt Kurumu'na da Rekabet Kurumu'na da çağrı yapıyorum. Ve AKP'li değil AK Partililere de çağrı yapıyorum. Bu hırsızlığa, vurguna ortak olmayın. Vatandaş ucuz et yesin Kurban Bayramı öncesinde. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Vur 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 vur.